bundan kısa bir süre önce golf hikayesini kısa videolarla sizlerle paylaşmıştık. Sosyal medyadan paylaşmıştık. İsterseniz şimdi o hikayeyi kısa kısa bir izleyelim. Ondan sonra değerlendirmelerimize devam edelim. Volkswagen'in 1980'li yıllarda Golf 1 ve 2'de uyguladığı tasarım felsefesinin burada çok köklü bir değişikliğe uğradığını görüyoruz. Yani şunu kastediyorum, Golf 1 ve 2'deki düz yüzeyler, keskin hatlar bu otomobile baktığınızda daha yuvarlak yüzeylerde ve daha az keskin olan hatlarla birleşiyor. Onun dışında otomobilin boyuna baktığımızda 4 metre 8 santimetre, Golf 2 ile karşılaştırdığınızda otomobilin uzunluğunun 8 santimetre daha büyüdüğünü görüyoruz. Tabii buna çok karakteristik bir işaret daha var, tasarım işareti daha var. O da Golf 1 ve 2'de yuvarlak olan farlar burada ovale yakın bir forma dönüyor. Ama Volkswagen için en büyük gelişim aerodinamide. Şöyle söyleyeyim, aerodinamik yani hava sürtünme kat sayısının 0.30 olduğunu görüyoruz. İnanın bana günümüzde bile geçerli olan bir hava sürtünme kat sayısı. Baktığımızda ön kapıda dikkat edin, eğimli olduğunu görüyoruz. Ayrıca hemen arkasında ön camın bir önceki versiyona göre çok daha eğimli olduğunu ve tavan hattının arkaya doğru gittikçe azalan bir yükseklikle devam ettiğini görüyoruz. Tabii bunlar hepsi bir araya geldiğinde hem yakıt tüketimini azaltıyor, hem emisyonların azalmasına neden oluyor. Aynı zamanda da kabin iç gürültüsünü azaltıyor. Dolayısıyla o dönemde 90'lı yıllarda çok önemli bir gelişme Golf 3 adına. İz mesafesinin yani tekerleklerin birbirine olan uzaklığının arttırılması, çamurluğun düzlemiyle tekerlek düzleminin neredeyse aynı olduğunu görüyorsunuz. Golf 3'ün gelişi Volkswagen'de güvenlik açısından yeni bir çağın başlangıcı. 91 yılında dünya piyasasına çıktı. Ön taraftaki hava yastıklarının ve aktif gergili emniyet kemerlerinin Golf 3'e monte edildiğini görüyoruz. Gerçekten de güvenlik açısından çok çok önemli bir adım. Daha sonra ilk kez gövde tasarımında farklı mukavemette, farklı güçte çeliklerin kullanıldığını görüyoruz. Bir çarpışma anında, bir kaza anında arabaya gelen darbenin yani kinetik enerjinin sönümlendirilerek yolcu kabinine mümkün olduğu kadar minimum zarar vermesi. ...1990'lı yılların sonunda Golf 4'ün o dönemde tasarım ve kalite açısından bir ikon haline geldiğini görüyoruz. Önceki Golf versiyonlarıyla yani Golf 1, Golf 2, Golf 3 ile ilerideki jenerasyonlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü görüyoruz. Uzun bir tavan hattı görüyoruz. Ayrıca çok güçlü tasarlanmış bir C sütunu görüyoruz. Bir de otomobilin arka tasarımının dik olduğunu görüyoruz. Günümüzde bile Golf modellerinde bu tasarım felsefesi aynen geçerliliğini koruyor. Toplam boyunun 4 metre 18 santimetre olduğunu görüyoruz ki Golf 3'e göre 10 santimetre daha arttığını görüyoruz boyunun. Ayrıca ön teker merkezi ile arka teker merkezi arasında 2 metre 52 santimetrelik bir mesafeye çıktığını görüyoruz. Bu da bir öncekiyle karşılaştırdığınızda 5 santimetrelik bir artışa karşılık geliyor. Eninde otomobilin 4 santimetrelik, boyunda da 2 santimetrelik bir artış söz konusu. ESC sistemi yani elektronik stabilite kontrol sistemi, tamamen elektronik bir sistem. Otomobilin hızı ve tahrik eden tekerleklerin hızı sensörler tarafından sürekli kontrol ediliyor. Eğer tekerlerin hızı otomobil hızından daha fazla dönme eğilimine geçerse o tekerleğe ABS sistemiyle fren gücü uygulanarak tekerleğin patenaj yapması engelleniyor ve tork diğer tekerleğe veriliyor. Tabii ki bu da otomobilin stabilitesinin bozulmamasına neden oluyor. 1998 yılında ilk kez Golf'te başladığını görüyoruz.
Golf 5'in bizim için farklı bir önemi var. O da tasarımının ünlü Türk tasarımcı Murat Günak tarafından yapılması. Murat Günak, Volkswagen ürünlerinin tasarımının başına geçti. Gerçekten de çok başarılı bir tasarım kariyerine imza attı. Tasarım genetiği değişmemesine rağmen Golf 4 ile arasında çok önemli boyutsal farklılıklar olduğunu görüyoruz. Baktığımızda otomobilin eninde 1 metre 76 santimetre Golf 5'in eni 4 santimetrelik bir artış olduğunu görüyoruz. Ayrıca aks mesafesi de 2 metre 58 santimetre düzeyine geliyor. 6 santimetrelik de aks mesafesinde bir artış var. Bunlara ek olarak boyunda ve yüksekliğinde de 2'şer santimetrelik artış olduğunu görüyoruz. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde Golf 5'in iç hacminin Golf 4'e göre çok daha arttığını görüyoruz. 2000'li yıllara baktığınızda içten yanmalı motorlarda çok köklü değişiklikler olduğunu görüyoruz. Turbo uygulamalarıyla küçük hacimli motorlardan kendisinin iki katı büyük hacimli atmosferik motorlara göre daha fazla güç ve daha fazla tork alındığını görüyoruz. Ayrıca bu yapılırken otomobillerin daha az yakıt tükettiğini ve emisyonları daha az salgıladığını görüyoruz. Bu gerçekten de o dönemde içten yanmalı motorlar için büyük bir devrimdi. Golf 5'in yol tutuşunun çok geliştirildiğini görüyoruz. Yenilik açısından diğer bir önemli konu da arka süspansiyonun 4 noktadan bağlantılı hale gelmesi. Bu da süspansiyon hassasiyetini ciddi şekilde geliştirmiştir. Golf 5'in otomobilde yağmur sensörlerinin montajına başlandığını, Bizenon farlarında Golf 5'in imalatında ilk kez kullanıldığını eklememiz lazım. Golf 6'nın sizlerle konuşmamız gereken çok önemli bir özelliği var. O da elektronik güvenlik sistemleri. Elektronik güvenlik sistemleri bu segmentte Golf 6'da ilk kez uygulanıyordu ve o dönemde kendi segmentinden ayrıştı ve daha üst segmentlere hitap etmeye başladı. Güvenlik teknolojileriyle ilgili birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bence onlardan en önemlisi otomatik amortisör sertlik kontrol sistemi. Yani otomobilin üzerinde seyrettiği yolun yüzey kalitesine göre amortisörlerin sertlik ayarı otomatik olarak yapılıyor. Bu da tabii otomobilin güvenliği açısından fevkalade önemli bir teknoloji. Onun dışında baktığımızda Golf 6 ile beraber diz hava yastıklarının standart olarak devreye girdiğini görüyoruz. 7 adet hava yastığı bulunmaktaydı. Hatta Avrupa'nın bazı pazarlarına 9 adet hava yastığıyla gönderildi. Bunlara ek olarak yokuşta kalkış destek sistemi, ayrıca uzun hüzmeli farların otomatik ayarlanması, farların dönüş yönünde dönebilmesi. Bunlar da Golf 6'nın önemli güvenlik teknolojilerinden. Golf 6 döneminde ortaya çıkan önemli bir konu da enerji geri kazanım sistemi. Yani sürücü seyir halindeyken gazdan ayağını çektiğinde veya frene bastığında yerden gelen kinetik enerjisinin elektrik enerjisine çevrilerek aküde depolanması, hem yakıt tüketimini hem de emisyonları azaltan çok önemli bir teknolojik gelişmeydi ve Golf 6 ile başladı. Start stop sistemini de mutlaka eklememiz lazım. Tüm sizlerle konuştuğumuz bu özelliklerden dolayı Golf 6 2009 yılında en iyi dünya otomobili unvanını kazandı. Yeni platform gerçekten de çok özel platformdu. Volkswagen MQB adını veriyordu ama Türkçesini size söyleyeyim. Modüler Matrix Platform. Enlemesine motora sahip olan otomobiller için geliştirilmişti. Enlemesine motora sahip olan bir otomobilde baktığınızda en kritik yer ön tekerin merkeziyle direksiyon arasındaki mesafe. Niye böyle söylüyorum? Çünkü motor, vites kutusu, direksiyon kutusu, bütün otomobilin elektronik üniteleri, göstergeleri hepsi bu alanda bulunuyor. Eğer bu bölgeyi mühendislik açısından maksimuma çıkarırsanız, yani mükemmel çözümlerle gerçekten geliştirirseniz, ondan sonra bu modülün üzerine isterseniz daha uzunluğu, isterseniz daha yükseğini, SUV tarzında bir otomobil, yani her çeşit otomobili mükemmel mühendislik çözümleriyle imal edebiliyorsunuz. Ayrıca otomobile getirdiği çok önemli katkılar vardı. 100 kilogram daha hafif olduğunu görüyoruz. Gerçekten de baktığınızda müthiş bir mühendislik analizi yapılmıştı yeni platform için. Bu neye yarıyordu? Otomobilin daha az yakıt tüketimine, daha az emisyon üretmesine
Aynı zamanda da güç ağırlık oranı arttığı için performansına gerçekten de çok pozitif katkıda bulunuyordu. TSI Golf 7'ye baktığınızda Golf 6'ya göre, aynı motorlu Golf 6'ya göre %23 yakıt tasarrufu sağlıyordu. Çok daha verimli bir otomobildi. %23 de çok önemli bir rakam. Gerçekten ilk defa küçük içten yanmalı bir motorda gördüğüm bir teknoloji geliyordu Golf 7'ye. O da silindir iptal yöntemi. Buna Almanlar ACT adını veriyorlar. 250 Nm'lik bir otomobil düşünün. 100 Nm'nin altında bir tork ihtiyacınız varsa otomobil 36 milisaniyede, yani sürücünün asla hissedemeyeceği kısa aralıkta iki silindiri iptal ediyor. İki silindir çalışmıyor ve 1400 santimetre küplük otomobil 700 santimetre küple gayet rahat bir şekilde yol alıyor. Tabii ki bu da yakıt tüketiminin çok azalmasına neden oluyor. Adaptif hız kontrol sisteminin ilk kez Golf 7 ile başladığını görüyoruz. Ayrıca buna ek olarak şerit takip asistanı, ön taraftan çarpma önleyici destek sistemi ve çoklu çarpma önleyici destek sisteminin, fren sisteminin yine Golf 7 ile geldiğini görüyoruz. Bunlara ek olarak sürüş modları ve elektronik dokunmatik bilgi eğlence ekranını da mutlaka eklememiz lazım. İşte tüm bu özelliklerle Golf 7 çok büyük ödüller kazandı. Baktığımızda 2013 yılında Avrupa'nın en iyi otomobili seçildi. Yine 2013 yılında Dünya Otomobili ödülünü aldığını görüyoruz. Ayrıca 2015 yılında Kuzey Amerika'da yine Yılın Otomobili ödülünü aldığını görüyoruz. Otomotivde hava sürtünme kat sayısını düşürmek gerçekten çok zor bir mühendislik operasyonudur. Baktığımızda Golf 7'nin 0.30 olan hava sürtünme katsayısının Golf 8'de 0.275'e düştüğünü görüyoruz. 0.25'lik bir düşüş hava sürtünme katsayısında gerçekten de otomobilin birçok açıdan ileri gitmesi anlamına geliyor. Otomobilde hiç mekanik bir düğme yok. Bütün düğmeler dijital, fevkalade küçülmüş, otomobilin iç tasarımına entegre olmuş. Hemen önümde görmüş olduğumuz gösterge tablosu tamamen dijital ve otomobilin o andaki konumuyla hız, devir, kilometre, yakıt tüketimi gibi birçok bilgiyi dijital olarak çok hassasiyetle okuyabiliyorsunuz ve görünürlüğü de çok üst düzeyde. 26 santimetreye yakın bir uzunluğu var. Gösterge tablosunun hemen sağ tarafında bilgi eğlence ekranını görüyoruz. Tabii otomobilde telefon, radyo, medya, araçla ilgili bilgiler, ses kontrolleri, klima kontrolleri gibi otomobilin tüm fonksiyonlarını dokunmatik olarak ayarlayacağınız 22 santimetrelik bilgi eğlence ekranı olduğunu görüyoruz. Golf 8'de 3 farklı LED far seviyesi var. Şimdi Golf 8 ile beraber Golf ürününe de montajına başlandı Matrix farların. Her bir farda 22 adet LED var ve ortamın şartlarına göre yine otomobil dış ortamı tespit ederek aydınlatmayı 10 farklı fonksiyonda yapabiliyor. Bu da tabii o anda ideal, yol yüzeyinin ideal bir şekilde aydınlatılmasına neden oluyor.